Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Seriye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Venetiler ulusu yok edildi. Tapınaklar tamamlanmış. Buraya bence Neptün Tapınağı inşa edebiliriz. Buradaki Mars Tapınağı'nı da geliştirebiliriz bu şekilde. Buraya da yurttaş yerleşim yeri yapılabilir aslında. Böyle bir kişiye terfi ettireyim. Yeni teknoloji. Hangisini yapalım? Kuşatma öncesi Koçbaşı. Kaplumbağa mı? Sadece taş surlar için geçerli. Atölye binasını inşa etmemize yarayacak bu da. Koçbaşı. Koçbaşları en basit biçimiyle binlerce yıldır var olmaktadır. Kimi akıllı kişiler kapılara büyük bir kütükte saldırmanın onları yıkmak için etkili bir yol olduğunu keşfetmiştir. Çok geçmeden daha büyük ve daha iyi tasarımlar ortaya çıkmıştır. Genellikle bu gibi gelişmiş tasarımlarda koçbaşı gerçekten bir koçbaşı ile süslenmiştir. Tamamdır, bu tur yapılabilecek bir şey kalmamış. Turu sonlandıralım. Sonra güzel bir ordu yetiştirelim ve Sicilya'ya saldırıya geçeriz. Süvari ihtiyacı. Şüphesiz askeri kudretinize rağmen bazı kişiler süvarilerinizin kuvvetinin sayısının eksiklik olduğu gerçeğine dikkat çekiyor. Süvari yetiştirme maliyetini azaltalım. Sparta bağımsızlığını ilan etmiş. My skills are yours. Commander. Bakayım bu bölgede inşa edilebilecek bir şey kalmamış. Teknoloji araştırmamız gerekecek. İtalya bölgesinde de şu rıhtımı ve çiftliği inşa edebilirim. Şimdi kışlanın inşasıyla beraber artık yeni birimler yetiştirebiliriz. Öncelikle süvari birimler yetiştirmek istiyorum. Rorariler, bu birimleri dağıtmak istiyorum. Onların yerine trinariler yetiştiririz. Hastati birimi bir tane daha yetiştirebilirim. Sonrasında prinsipes birimlerinden yetiştireceğiz. Burada tamam, hadi siz de kalın ya. Siz de kalın. İki tane bundan, iki tane bundan. Fena olmaz. Birkaç tur sonra seni de İtalya bölgesine götüreceğim. Oradan yine aynı askeri birimler yetiştireceğiz. Yes. Tamamdır, yapılacak bir şey kalmamış mı? Turu sonlandırabiliriz. Epir ilatine barış yapmışlar. Koçbaşı teknolojisi araştırıldı. Aristokrat seviye atlamış. Tüm filolar için %3 bakım maliyeti. Tatbikat alanı. Şu an ihtiyacımız yok tatbikat alanına.
Kuşatma teknolojisinden ilerleyebiliriz bence. Aslında eğitim reformları bu da önemli. Bence yönetim bitirelim. Taktikleri en son yaparız. Sonra da kuşatmayı devam ettirelim. O halde şuradan başlayalım. Eğitim reformları, ordu birimleri için yetiştirme maliyeti, bakım maliyeti ve oksijen kışlaları binasını etkinleştiriyor. Marius reformları Roma ordularını tam zamanlı bir meslek yeri haline getirmişti. Askerler sadece Roma tehdit altındayken ya da sefer zamanı değil, tüm yıl boyunca eğitiliyordu. Lejyonerlerin çeşitli savaş formları ve silahlarla savaşabilmesi bekleniyordu. Bu yetenekler prova savaşlarda sınanıyordu. Ele geçirilen Yahudi lider Josephus bu talimlere şahit olmuş ve epey canlı biçimde gördüklerini betimlemişti. Talimlerine kansız savaş, savaşlarına kanlı talim desek yanlış olmaz. Evet, talim alanında hani talim kılıçları vesaire kullanıyorlar. Ancak savaş alanı tabii gerçek kılıç kullanıyorlar. Şu usta birimlerden yetiştirmek istiyorum artık. Ama bir dakika, bir tane görev vardı. Şampiyon yetiştir. Gerçi 3 tur var bunu yapmama. Nispes birimlerine yetiştirelim öyleyse. Seni de İtalya bölgesine götüreyim artık. Hatta bence vergi artık arttırabiliriz. Galatasaray sağladık çoğu yerde. Birazcık daha arttırsam ne olur? Eksiye düşer miyiz? Güzel. Sadece burada eksiye düştü. O da orduyu ileriye götürdüğüm için. Heba ün kazanıyor. Yeni bir devlet meselesi cereyan etmiş. Generaliniz en büyük lağıma salla inmek için izin istiyor. Gösterinin Roma mimarisinin bu etkileyici parçasına vitrinlik yapacağına ve de halkın dikkatini dağıtacağına inanıyor. Böyle bir çılgınlık yapsın mı? Bence böyle bir delilik yapmaya gerek yok. Terfi ettirebileceğim karakter kalmış mı? Seni terfi ettireyim hadi. Ready for battle. Ready for orders. Bu arada süvari yetiştirebilirim halen daha ucuz fiyata. Öncelikle süvari yetiştireyim öyleyse. O özellik kapanmadan.
tercih etti. İnsanlar izlemek için toplanır ve sizin bu muhteşem etkinin bir parçası olmayı reddettiğinizin haberi çabucak yayıldı. Halk size cimri demeye başladı ve cömertliği için generali alkışladı. Yani ne diyeyim? Adam kendi kendime gösteri yapacak yani. Kafaya koymuş bir kere. Tamam, bununla beraber 3 tane Triyari birliğimiz oldu. 4 tane Principes, 4 tane Kretes, Hastatiler vesaire. At your command. Soldiering, it's a good life. We hunger for battle. Burada bir tane alan bırakalım. Savaş köpeklerine yetiştirmek istiyorum burası için. Nüfus fazlası, az önce yaptık oraya. Şimdi ulusa bakalım. Ulus yapabileceğim bir şey var mı? Terfi ettirebileceğim bir karakter. Sen de terfilere doymuyorsun ha. Hadi bakalım, bir daha terfi ettirelim öyleyse. Kadın bir karakter de terfi etmiş oldum bununla beraber. İnşa edebileceğim bir bina kalmadı sanırım. Teknoloji araştırmak gerekiyor ve kereste madenine ihtiyacımız var. Bunlar da teknoloji gerektiren binalar artık. Tamam, bu tur yapılacak bir şey kalmamış. Turu sonlandırabilirim. Tribün kızı, soylardan birinin kızı, aristokratlar ve sıradan halk arasında uzlaşma sağlamak konusunda kendini kanıtladı. Onu bu konulara danışman olarak tutabilirsiniz. Fakat Senato da ona açıkça karşı çıkan ve kadının siyasetin dışında kalmasına daha mutlu olacak kişiler var. Ne yapacaksınız? Geri çevirin. Siyasetçi bir kadın istemiyorum daha fazla. Eğitim reformları, şampiyon yetiştiremedik. Gerçi bu eylem başarı şansını artırıyorum. Zaten bu bizim işimize yaramayacak. Ben şampiyonla bir eylem yapmayacağım. Şampiyonu orduyla birleştireceğim sadece. Araştırma tamamlanmış. Yeni bir teknoloji araştıralım öyleyse. Paralı asker. Şu an paralı asker kullanmıyoruz zaten. Bir daha da belki işe yarayabilir. Acaba hangisini geliştirsek? Bütün orada ve filolar için %3 ikmal oranı. Bunu bitirelim öyleyse. Donanma manevraları. Milattan önce 5. yüzyıla gelindiğinde deniz savaşları değişmiş. Geminin koçbaşı ana silah haline gelerek denizcilikte ustalığı ve dikkatle zamanlanmış manevraları başarıya giden yol haline getirmiştir. Periplos bir yandan dolaşım manevrası ve Diagplos hattı yarmak olarak da bilinen çok daha karmaşık bir hareket.
de dahil olmak üzere bir dizi bilinen taktik geliştirilmiştir. Bakıyorum, şöyle geliştirebileceğim bina kalmamış. Terfi ettirebileceğim bir karakter var mı? Bu arada koruma da bitmek üzere, 2 tur kaldı. Yani bölünme yaşanabilir. Ona dikkat etmek gerekiyor. O yüzden şurada bir tane şampiyon yetiştireceğim. Özellikleri iyi gibi. Salve. How can I help? Bir iki kişiyi de terfi ettirdiğimde turu sonlandırabilirim. Bu arada karakterleri eğitebiliriz. Jonius, Gracius, Salonia, Cornetia, Heptamerula. Şu ikisi kadın karakter. Şu erkek karakteri eğitelim. Seni terfi ettirdik. Bu arada nüfuzumuzu arttırmamız gerekiyor. İlerleyen zamanlarda tabi. Ticaret yapabileceğim birileri var mı? Bu arada Syracuse ile anlaşmayı sonlandırayım artık. I am honored to receive this embassy. A lack of your goods? Whoa. Oh. Bu arada April ile savaş halindeymiş. Yani buraya savaş ilan ettiğimde bununla beraber bunlarla da savaşıyor olacağız. O yüzden güçlü bir ordu kurmamız gerekiyor saldırıya geçmeden önce. Enter friend and savaşmak istemediğim ülkelerle saldırmazlık anlaşması imzalayabilirim. Be welcome. If I can give you a fair answer, you will. Now we. A flapping tongue that's bit. Sizinle saldırmazlık imzalıyorum da sonradan sıkıntı çıkmasın. Kartaca'yla ilişkim gelişebilir. Epir ile ve Sirikuzay'la savaşırken. I am here to listen. I accept. Enter friend and speak. No temple. Enter friend and speak. Ablacığım, senin ilgileneceğin vakti geldiğinde. Ama şimdi değil. Tamamdır, yapılacak bir şey kalmamış gibi görünüyor. Şu an vergi son seviyede. Ama yine daha asayiş düşüklüğü yok. Belki büyüme biraz azalıyor olabilir. Vergilerden dolayı -3 azalıyor. Çok da azalmıyor aslında. Yani çok dert değil. Vergi en sonuna kalabilir bence. Şurada bir tane donanma filo kurabilirim aslında. Papiria hanesi, Junia hanesi. Kule, hexagram ve birimleri çok iyi gerçekten. O yüzden bundan yetiştirmek istiyorum. Sana da kartal vereyim. Tüm birimler için %2 moral. Evet, sağlam birimlere ihtiyacımız olacak burada. Bunun yanında şunu da geliştirirsem saldırı hexagramı gemiler de yetişmiş olacak. Şundan bir tane daha vereyim sana. Tamamdır, yapılacak bir şey kalmamış gibi görünüyor. Bence turu sonlandırabiliriz artık. Ready for orders. Ludi Romani, Roma Festivali. Roma Cumhuriyeti'nin ilk günlerine düzenlenmiş olan Ludi Romani, Jupiter Optimus Maximus onuruna kutlanan ve bir gün boyunca süren bir halk festivaliydi.
Kutlamalar Jüpiter Tapınağı'na, Jüpiter'in onuruna, hayvanları kurban edileceği Kirkus Maximus'a kadar yürüyen bir merasim alayıyla başlardı. Günün geri kalanı yetenekli atletler arasındaki savaş arabası yarışlarına ayrılırdı ki, çok tehlikeli ve heyecan verici bir spor olan bu yarışlar Roma halkı için kısa sürede takıntılı bir tutkuya dönüştü. Sonraki 4 asır boyunca Roma büyüyüp gelişti. Velodromani de ziyafetlerden, kutlamalardan, oyunlardan oluşan günler süren ve sonradan içerisine tiyatro, dans ve diğer eğlenti türlerini de dahil eden büyük bir festivale dönüştü. Zaman içerisinde Cumhuriyet yerini imparatorluk günlerini bıraktı ve bu günlerde her yıl düzenli olarak birkaç Ludi kutlandı ve nihayetinde Ludi Romani 15 gün süren bir savurganlık ve israfa dönüşecek kadar büyüdü. Bu festivalle birlikte artı 4 Latin kültür nüfuzu ve asayiş artıyor olacak. Siz ne yapıyorsunuz? Bölgede yağma mı yapıyorsunuz yoksa devreye geziyor şu an? Askerleri ölüyor nedense. Ardiyalar buraya da geçirmiş. O zaman Epire ile şimdi savaşsam sıkıntı olmaz herhalde. We're going to need a bigger fleet. Your orders. Şöyle sağlam bir donanma yetiştirmek istiyorum da. Atina Epir devletine artık himaye etmiyor. İnşaat raporu. I will do anything. Your greaves are a disgrace, man. Commander. Tamam, siz biraz tecrübe kazanın. Sonrasında Sirikuze savaşa gireceğiz. Ever in service to Rome. Acaba her iki generali de göndersem mi? Kuzeyden saldırı olur mu? How can I be of assistance? Şöyle şurayı bir keşfet bakalım. And silent as a shadow. How may I serve? Buralarda pek fazla orduları yok gibi ama. We hunger for battle. At your command. Seni de bence güneye gönderelim. Buraya da başka bir ordu baksın. Junior hanesinden birisi. We hung. I want hourly patrols. It is a great and glorious thing to die for Rome. Bana çok fazla askeri birim vermeyeceğim. Sadece bölgede savunma yapma amaçlı birkaç birim versem yeterli. Evet, kuzeyden herhangi bir saldırı olduğunda buradaki orduyla savunma savaşı yapabiliriz. Garnizon birimlerini birleştirirsek. Ready for orders. Adım adım Sicilya'ya doğru ilerliyoruz şu an. Your service, Rome's secret. My wits and words are yours.
Rome. Greetings. Do not waste time. Commander. On the move. Waiting for more orders. You have my attention. Speak. You have my attention. I hope your people will long remember. I give you welcome. Enter, friend, and speak. No temple can stand. I welcome you, Worth. Be welcome. But may Athena strike us all dumb if we speak anything but... Tamam da ticaret yapamıyorum herhangi birisiyle. Şu Epir'i yok edeyim artık. Otomatik yapabilirim zaten. Kuvveti yok. Sizin halkınızı köle yapacağım. The waves still beckon. Your orders. Bununla beraber Epir'den de kurtulmuş olduk. Fleet reporting. Recruiting more ships for Rome. Ready for battle. Syracuse'da savaşlarını etmiş olduk. Bununla beraber şuraya bir tane kamp kurabilirim. You have further orders. We hunger for. Commander. Çok ileri gitti sanki. Biraz geri git. Advance. We hunger for battle. Güzel. How may I serve you? Ready for orders. Soldiering. We hunger for battle. Sen biraz şöyle Roma'ya doğru gel de. Sana da birkaç Principes veya Priare birliği vereyim. Ondan sonra adaya gönderirim. Ya da ikiniz yer değişebilirsiniz de. Fark etmez. Tamam, bu tur yapılabilecek bir şey kalmamış gibi görünüyor. Turu sonlandırabilirim. Araştırma tamamlandı. Donanma manevraları. Buradaki şampiyon seviye atlamış. Şampiyonu ordudaki askerlerin tecrübesini arttırmak için kullanmak istiyorum. O yüzden şuradan devam edebiliriz. Sen de vergi toplayacaksın. Eğlenceden %10 zenginlik, kültür, yerel eyalet. Bu da yapılabilir. Evet, şu donanma binasını geliştirelim. Tamam, burası bitti. Taktikler en son. Şimdi kuşatma teknolojisini geliştirebiliriz. Kuşatma bir maliyeti. Bu neymiş? Kızgın yağ. Yerleşim yerlerinin kapılarına kızgın yağ dökülmesini sağlar. Duvarların pasif koruması saldırganları dışarıda tutmayı asla başaramamıştı. Savunanlar istilacı düşman kuvvetlerini geri püskürtmenin başka yollarını denemeye başlamıştı. Ve bu yöntemlerden biri de kızgın yağ kullanmaktı. Roma ordusu Jotapata kuşatmasında bununla karşılaşmıştı. Tarihçi Josephus, yağın Romalı askerlerin üzerindeki etkisini şu şekilde tanımlamıştı. Yağ kolayca tüm vücudu tepeden tırnağa kaplayıp zırhların altına değin nüfus ederek alevler içerisinde bırakıyordu. Bu yağ hani bildiğiniz çiçek yağı falan değil de böyle yanabilen bir yağ, yani siyah renkli.
Kuşatma yaptığınızda kapıları yıkmaya çalışıyorsunuz. Kapıları siz yıkarken üstünüze kızgın yağ döküyorlar. Onunla beraber artık hani yanıyorsunuz yani. Birinci dereceden yanıklar içerisinde yani ölüyorsunuz, o şekilde bir şey. Bununla beraber yalnızca kapılardan değil, merdiven döşediğinizi mesela surların üstüne. Merdivenlerden aşağıda kızgın yağ dökülebiliyor. İstilacıları geri püskürtmek için. Şu bina inşa edilsin, ondan sonra donanmayı geliştireceğim kaldığı yerden. Bir tane devlet meselesi. Ayak takımı konuştuğuna baştakiler dinlemelidir. İnsanlar siyaset adamlarına dürüstlük arıyorlar. Roma'nın şanını çiğneyerek cepleri doldurdukları zamanlar artık sona erdi. Bir uzlaşmaya varalım bence. Çünkü rüşvet almak da aslında hani devlet gözetimine yapılırsa aslında işe yarayabilecek bir şey. Benim amiralim vardı şurada bir yerde. Özelliği sana vereyim. Bu amiral mi? Yok, bu da general. Fleet reporting. Yes. Ha, bu arada bu hem diktatör hem de amirallik yapıyor burada. Bunu bence değiştirelim ya. Bunu bence değiştirelim. Şu çocuk şu an 13 yaşında. 18 yaşına falan geldiğinde değiştirebiliriz belki. Ya da yeni bir siyasetçi de tutabiliriz. Junior hanesinden seni tutalım bakalım. Ready for orders. Birkaç sikke de cebimize indirirsek iyi olur. Tamamdır. Şu an asayiş de yüksek zaten. Commander, we hunger for battle. Bence yavaşça Sirikuze'ye doğru ilerleyebiliriz. Make haste, men. Commander, we is that all? Get the fortifications ready. Burada kamp kuraraktan ilerleyebiliriz yavaş yavaş. Kuzeydeki casusu buraya getirebilirim aslında. Ya da şöyle olur. Eğer egemenlik hani ikinci seviyeye gelirse, o zaman fazla bir tane casus yetiştirebilirsem, o yeni casusu buradan yetiştiririm. O şekilde de olabilir.
Your people are wounded by this war. Now is the chance to end the struggle. Take it or suffer more. Şu anda bana şey diyor, hani bu savaştan siz zararlı çıktınız falan filan diyor. Daha savaşmadık bile yani. Şurada iki tane lejyonu görünce bayağı bir korktu sanırım. Sicilya'yı ben yöneteceğim hocam. Yani ister hoşuna gitsin ister gitmesin. Evlat edinme. Karakterinize bir evlat edinmeye çalışıyor. Hayır. Diktatör yurda döndü. Commander. Şurada küçük bir donanması varmış. O da bize sorun çıkarmaz herhalde. Ready for orders. We're going to need a bigger fleet. Şu fazladan gemileri dağıtalım bence. 3 tane birim olsa yeterli. It is an honor to... The ship cannot go there. Ready for battle. I'm afraid we cannot. Ready for orders. Yes. We hunger for battle. Şöyle şurayı ele geçirmekle başlayabiliriz. Laying siege to the settlement. At your command. Sen de diğer bölgeden gidebilirsin bence. On the move. Şurada kamp kursan. Victory for Rome. Tamamdır. Burada videoyu sonlandıralım. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam ederiz. Bir sonraki videoda Syracuse'yi ele geçiriyor olacağız. Bununla beraber şuraya da aldığımız zaman Sicilya'nın hakimi olacağız. Büyük Grekya eyaletini tamamen ele geçirmiş olacağız. Bununla beraber başka bir görevde Kartaca ile savaşa gir. Onu da bir sonraki videoda yaparım artık. Öyleyse şimdilik hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.